Bana elma yapımıyla ilgili bir eğitim verebilir miyim diye sordunuz. Neden olmasın dedim ve sözümü tutuyorum. Böyle küçük, yeşil, ilk elmalar yapıyoruz. Küçük trafor top, yeşil hamur, 24 numara tel, beyaz tutkal. İhtiyacımız olacak. Ayrıca kuru yumuşak pastel, kırmızı, beyaz ve gri renk, kahverengi de renk. Modelime çubuğu, herhangi yumuşak fırça, küçük ya da büyük önemli değil. Yuvarlak ucu toplar, küçük ve orta boy. Plastik modelime bıçak, tel kesici, küçük süzgeç. Ondan sonra kadife flok tuzu, beyaz rengi. Küçük elma için küçük trafor top kullanıyorum. 2,5-2 cm çap. Biraz daha küçük ya da daha büyük top kullanabilirsiniz. Yeşil hamur kullanıyorum. Hamur boyamak için sap green, çimen yeşil yağlı boya kullandım. Hamur miktarı böyle yuvarlayarak bakabilirsiniz. Strafor top ve hamur topu eşit olması lazım. Yaklaşık böyle çözebiliriz. İlk önce elmanın sapı oluşturacağız. Hamurdan küçük parça alıyoruz. El üstüne az miktarda tutkal yerleştiriyoruz. Ve 24 numara küçük tel alıyoruz. Yaklaşık 2-3 cm en fazla. Telin alt kısmı hamurla kapatmıyoruz. Üst kısmı kapatacağız. Sapı oluşturacağız. Tutkal sürüyoruz az miktarda. Küçük hamurun parçası yerleştiriyoruz telin altında. Ve iki parmak arasında yuvarlıyoruz. Telimizi kaplıyoruz. Ondan sonra iki el arasında daha düz şekil veriyoruz. Ama bir püf nokta var. Üst kısmı daha kalın olması lazım. Alt kısmı daha dar, daha ince. Alt kısmı şu kaplamamış tel kenarından oluyor. Biraz iki parmak arasında yuvarlıyoruz ama sıkıştırmıyoruz. Hareketlerimiz çok hafif, şekil bozulmamak için. Küçük top ile üst kısmı daha derin yapıyoruz. Derinleşme oluşturuyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. Şimdi elmanın alt yaprakları, çiçekten kalan küçük yeşil yaprakları oluşturacağız. Hamurdan minicik bir parça ayrılıyorum. Böyle bir şekilde şekil veriyorum. Ve modelime çubuk ile basıyorum. Ondan sonra çubuktan ayrılıp kurumaya bırakıyorum. Düz koymak gerek yok. Böyle atabilirsiniz. Nasıl atabiliyorsa. Yaklaşık 3 parça yeter olacak. Şimdi doğrudan elmayı oluşturmaya devam edelim. Hamurunuz çok fazla yapışkan ve yumuşak olmaması lazım ama sert de olmaması lazım. Ondan zaten başlangıçta ben böyle krep olarak onu masaüstü bıraktım. Topumuzu alıyoruz. Toptan 3'ten 2 tutkal da kapatıyoruz. Çok fazla tutkal kullanmıyoruz.
Daha sonra hamuru topun etrafına sarmaya başlıyoruz. Topun açıkta kalan kısmına tutkalı sürüyoruz ve güzelce hamurla sarıyoruz. Topu iki avucun arasında yuvarlıyorum. Pürüzsüz yüzeyi oluşturmak çalışıyorum. Elmanın üst kısmında parmağımla veya orta büyüklükte ucu topla bir çöküntü oluşturuyorum. Geçişler düzgün ve yumuşak olmalıdır. Ondan sonra bu girintinin ortasına büyük iğne ya da çöp şiş yerleştiriyorum. Elmamız sıkıştırmıyoruz, çok hafif tutuyoruz. Elmayı işaret parmağımızla tutuyoruz. Tutarak bir girinti oluşturduk. Ona istediğimiz şekli verelim. Şimdi elmayı ters çeviriyoruz ve şişi tutarak kıvrımları oluşturuyoruz. Modelime çubuk ya da başka sizin için uygun ve rahat bir aleti kullanarak.
bir yerde elmanın şeklini bulduysanız düzeltin. Parmaklarımızı ucu olarak kullanıyoruz. Pürüzsüz yüzeyi oluşturmak çalışıyoruz. Bundan sonra elmamız biraz renklendirmek lazım. Yumuşak kuru pastel kullanıyorum. Kırmızı, kahverengi, beyaz ve gri renk. Şimdi kırmızı renk yumuşak fırçayla aldım ve hafif hareket ile elmanın bir yanı kapatıyorum. Kızartıyorum. Toz pastel ilk önce bıçak ile toz haline getirdim. Küçük çizimler oluşturmak için direkt pastel tebeşiri kullanıyorum. Üzerinde basmayın. Sapının olacağı yerde kahverengi renk veriyorum. Ayrıca elmanın dibinde. Bundan sonra elmanın sapı için girinti oluşturmak lazım. Bu girinti oluşturmak için 24 numara del kullanıyorum. Delik açıyorum. Yaklaşık 5 mm içeriye doğru sokuyorum. Sapının hamur olmayan kısmı tutkalla kapatıyorum ve birazcık yeşil hamur üzerinde tutkal bırakıyorum. 1 mm yaklaşık ve girinti içinde yerleştiriyorum. Birazcık kahverengi toz boya ile sapı renklendiriyorum. Eğer elmanızda bazı yerlerde patlanmalar ve yaşatlaklar oluşmuşsa, bu durumda da elmada dekoratif husur oluşturabilirsiniz. Maket bıçak alıyoruz ve daha derin husur çatlak oluşturuyoruz. Ondan sonra bizim yumuşak fırça ile kahverengi toz pastel kullanarak bu çatlağı daha gösterişli yapıyoruz. Daha sonra elmanın tamamını beyaz ve gri pastel bir tabaka ile kaplıyoruz.
işte. Ve şimdi elmamız kurumaya bırakıyoruz. Tamamen kuruması lazım. Kuruduktan sonra elmayı şişten ya da iğneden ayırıyoruz. Ve küçük alt yapraklar yapıştırıyoruz. Su, tutkalı ve kuru toz pasta ile karışımı kullanarak bu yaprakları kahverengiye boyuyoruz. Masamızı temizliyoruz. Ve flok tozunu kullanmaya hazırlanıyoruz. Küçük kaşıkla süzgecimiz dolduruyoruz. Flok tozu yapıştırmak için şimdi mat sprey vernik kullanacağım. İğne elmanın alt kısmında geri yerleştiriyoruz. Ve 20 cm mesafeden elmaya ince bir kat vernik püskürüyorum. Ve çabuk elmanın üzerine flok tozunu serpiyorum.
ve tekrar korumaya bırakıyorum.